İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Fringe diyorlar modern sosyolojide bir saçaklanması söz konusu. O bakımdan İran medeniyeti Türkler için öyle bir çırpıda kenara atılacak veya acem deyimiyle falan ki yanlış bir deyimdir karşılaşılacak, karar geçiştirilecek bir içtimai ve tarihi olay ve müessese değildir. Aşağı yukarı bizim için Yunan-ı Kadim mesabesindedir. Yani eski Yunan, eski Roma, bugünkü Batı medeniyeti için ne nasıl önemli bir şey ise bizim için de çok önemlidir. Ve böyle dilde ayıklamalarla falan da kurtulamayız. Çünkü en devlet hayatında, edebiyatta en yakası açılmadık. Ama lazım terminolojiden tutun da günlük hayatımızda kullandığımız en zaruri kelimelere kadar alternatifsiz olarak girmiştir. Bunun üzerinde böyle durmak lazım. Bazı çok öz Türkçe sandığımız kelimeler de danışman falan gibi ne derecede danışmaktan geliyor çok tartışılır. Bu dahi danisten gibi fiillerden çıkar. Onun kökünden. Evet. Dolayısıyla İran medeniyeti üzerinde duralım. Şimdi İran medeniyetinin yaygın coğrafyada yaşadığı bilinmektedir. Bizden önceki Anadolu döneminde İonya dediğimiz safha yani Batı Anadolu ki İran dilinde Yunan diye geçer. İonya'dan diyerek evet. Evet İbranca'da Yavan diye geçer. Ve oradan da İstan'ı Yunan, Yunanistan diye geçmiştir. Dolayısıyla buralarda İran'ın satraplıkları vardır, valilikleri. Mesela Muğla, Karya vesaire işte burası bir Yunan satraplığıydı, bir vilayetti. Ve milattan önce 6. asırlar hatta 7. asır Yunanistan da değil sırf bütün Mezopotamya, Suriye ve Mısır'da İran etkisinin görüldüğü bir dönemdir. Hakiki İran ülkesinde ki bir eski milletlerden biridir İranlılar. Yani yazıları ve edebiyatları kayda geçmiş eski medeniyetlerdendir. Kendilerini tarihe tanıtmış bir halktır. Başkaları değil onlar tanıtırlar. Ve burada değişiklik şaşılacak kadar azdır. Yani mesela eski Mısır dediğiniz zaman işte Firavunlar devri Mısır'ından kalan şey tabii ki günlük hayatta, kültürde bir takım kalıntılar vardır ama esas itibariyle o Kopça dediğimiz dilin bugün artık çok mahdut bir zümrenin içinde kaldığı, sadece o ülkenin kilisesinde, Hristiyanlığında yaşadığı biliniyor. Mesela eski Hint'ten kalanlar çok şey kalmıştır ama dil olarak nedir? Evet eski Yunanca tabii belli bugünkünün akrabası oldu ama başka bazı şeyler yok olmuştur. İran öyle değildir. Yani bugünkü İran'da bir sürü İranlılar hatta bunların etnik kök olarak da İranlı olması şart değil. İran Azerbaycanlıları. Herhangi bir münevver İstanbul'da yaşayanları bile mesela Pahlevi bilir. Yani bugün kullanılan Pahlevi işte evet klasik Farsça yani işte Firdevsi'nin, Şirazlı, Sadi ve Hafız'ın falan dilinin ötesinde eski Sasanilerin dilini bilir adam okur. Yani bu çok yaygındır İranlılar arasında. Efendim o dönemden kalma bir kere destanlar çok geniş bir şekilde yaşar. Yani Yunanistan'daki İlyada ve Odysseusname'nin öyle bir yaşama şansı olmamıştır modern kitleler arasında. Ne bileyim ben dağdaki çobana kadar mesela okuma yazma bilmeyen adamların arasında Firdevsi'nin Şehnamesi terennüm edilir. O Şehname
bütün motifleri itibariyle işte eski kültürdür. Onun için biz bunu tanımak zorundayız. İki, zaten bu bir imparatorluk olgusu vardır. Yani biz bunun bir yerde millet olarak tevarüz edenlerindeniz. Değil mi? Eski tevarüz Roma etmek ne demek? Miras etmek. Eğitiye. Nedir tevarüzün öz Türkçesi? Ne edilebilir? Miras etmek. O sanki o temiz ol. Ben de iki kelime. Şimdi gene iki kelime. Yani bu miras edinmişizdir ve bu tevarüz edilen şeyin baktığınız vakit devlet hayatının, kanunların, yerleşmenin, dine bakışın, dinle devlet ve toplum ilişkilerinin çok büyük ölçüde böyle bir kültürden geldiğini göreceğiz. Demek ki İran bir model olarak bu Akdeniz dünyasındaki, doğudaki monarşilerin modellerinden birisidir. Ön modeli. Bu bakımdan o ön modele bakmamız gerekir. Daha da ilginci tabii, şimdi konuya girdiğimiz zaman göreceğiz. İranlıların kendileri Türkler gelene kadar İran kelimesini kullanmamışlardır. Yani bütün o coğrafyaya İran adını verenler Selçuklu'dur. Selçuklulardan sonra da tabii İran'da hükümran olan İlhanlılar, Moğollar, Türkler vesaire, ama İran kelimesi öyle devam etmiştir ve bugün devam eden çok da pratik bir nesnedir. Hiç kimse kendine kalkıp da İran'da veya dışarıda biz Farsız, Azeriyiz falan sormadıkça söylemez. Yani İranlıdır devletin adı. Sık sık bunu kullanırlar halkta ve bu bir kültürdür. Bu bir kültürdür. Burada şunu da izah edeyim. Böyle bir kültür olmadan böyle bir lafı kullanmak çok mümkün değildir. Bunun üzerinde durulur. Mesela hiçbir zaman insanlar biz Avusturyalıyız demediler. Eğer hakikaten Avusturya Almanı değillerse. Bu bir imparatorluktu. Habsburg İmparatorluğu'ydu. Habsburgluyuz da demediler. Biz Osmanlıyız demeye çalıştık. Bunu belirli bir zümrede kullandık o zaman. Hiçbir zaman insanlar kalkıp da biz Rusuz falan demediler. Yani Belarus bile demedi bunu. Litvanyalı demedi. Müslüman Rusyalılar haça hiç demedi. Ama İranlılar dediler mi? İranlılar her zaman biz İranlıyız diyorlar. Çünkü burada müthiş bir kültürel kalıplaşma, bir yapılanma vardır. Ve bu bizim için sadece komşu kültür değil, medeniyetimizde, edebiyatımızda, tefekkürümüzde çok yeri olan bir kültürdür. Dilimizde. Bununla ancak iftihar etmeliyiz. Bazılarının böyle ileri sürdüğü gibi işte bizi dejenere etti de dilimizin gelişmesi geri kaldı. Estağfurullah. Bu gibi antitelerle birleşmek, temasa geçmek, onları bilmek geliştirir dilinizi. Yani Latince falan olmadan siz hiç İngilizcenin bir halta benzeyeceğini düşünebiliyor musunuz? Onun gibi. Evet. Selçuklularda dediniz İran denmeye başladı. Evet. Ondan önce Sasaniler mi diyordunuz? Ondan önce Sasaniler İran şehir, Aryan şehir diye bir Arilerin ülkesi lafından bahsediyorlar. Fakat bu o kadar çok sık kullanılmıyor. Aryan, İran. Zamanımızın ünlü İranistlerinden Avusturyalı Bert Fragner'in bu konuda bir görüşü vardır. Kabul edilen odur. Bu Aryan şehir, yani bu söylediklerim benim yorumum, benim tasvirim falan değildir. Onu size söyleyeyim. O tip spekülasyonları yapmayı hiç sevmem. Hele yani medyada falan. Olmaz. Yani kabul edilen, hiç değilse geniş kabul görülen şeyleri konuşmamız lazım burada, görüşleri. Bu Aryan şehir, yani Sasaniler devrinde kullanılan tabir, Ahamanişler devrinde de bu çok geniş kullanılmazdı. İlk defa o Aryan, İran lafı.
Hocam Sasanilerde kalmıştık. Bunların şimdi Sasaniler 1500 milattan önce o civarlarda artık Aryan milletler görülüyor İran platosunda. Ve İran'ın sevilen yerleşke yeri bugünkü Orta İran, yani işte Yerst, Şiraz, daha güney falan iklim olarak demek ki uyuyor. Ziraata uyuyor. Çok garip bir zirai yapısı vardır İran'ın coğrafi yapısına uygun bir şekilde. Köy komünitesinin, köy cemaatinin yaşayıp belirginleşmesine çok müsait bir coğrafya bu. Yani Anadolu coğrafyasını daha keskinini düşünürsün. Tepeler aradan herhalde su sızıyor. Ortada sulak, bereketlice bir vadi, dar veya geniş. Ve orada insanlar yerleşip yaşıyor. Çok büyük, 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 büyük yerleşmeler ve bereketli ovalar değil bunlar. Küçük. Yani burada olduğu gibi daha küçük yerleşmeler ama böyle sayısız gidiyor. Ve bunların birleşmesi, bir araya gelmesi için imparator lazım. Şahlar şahı. Onun için İran Orta Doğu monarşilerinin en sağlamını vermiştir. Yani burada Hititler vardır, burada Asuryalılar vardır. Çok ilginç bir şekilde bu Medyalılar ve Persler savaşçı ve bunların tanrıları çok benziyor. Mesela rüzgar tanrısının adı Varyosa, Boreas'a benziyor değil mi? Yunanların Bora dediğimiz bizim. Poyraz dediğimiz şeye benziyor adı. Mesela Perun diyor, Perunas falan. Mesela Perun, Slavların arasındaki en büyük tanrı, ona çok benziyor. Ve tabii kelimelere benziyor, kelimeler benziyor. İşte biraderi falan hepsi değil mi? Saymakla bitmez. Şimdi bu benzerlikler üzerinde biz burada konuşacak değiliz. Yalnız şunu unutmayın ki Yafetik Grup diye adlandırılan bu grubun adı akademik Nikolay Mar ve daha evvelkiler tarafından çok ilginç bir biçimde Hint, İran ve Germen ve Slav akrabalıklarını ortaya çıkarmıştır. Yani bu grupta filolojik zihniyet çok yakındır. Ve bu zihniyetin aynı aile, yansıdığı bilen. Yahut yansıttığı içtimai yapı ve medeniyet üzerinde bilhassa Georges Dumézil gibi muasır Fransa'nın dahilerinden Georges Dumézil gibi bir adam ki Türkiye'de oturdu ve Türkçeyi kusursuz konuşan nadir Fransızlardandı kendisi. Bugünkü Anadolu Araştırmalar Enstitüsü de onun adıyla anılır. Onun tasnifleri ve tasrifleri, çekimleri vardır bu konuda. Şimdi bizim tarihte karşımıza çıkan Ahamanişler Hanedanı, yani Lediz Ahamanit falan diyorlar ya, Ahamanişler Hanedanı, milattan önce aşağı yukarı 4. asra kadar, 5. asra kadar hakim. Bu topraklar, evet. Ne bu toprak? Anadolu, Suriye, Mısır falan ve Yunanistan tarihiyle iç içe ve kesinlikle şunu biliniz, Mısırlılar, Asuryalılar ve İranlılar eski Yunanların dilinde barbar değildir. Bunu bilmek lazım. Yani bunlar İranlılardır, Mısırlılardır, yok bilmem Suriyelilerdir falandır, Pontlardır, bilmem nelerdir, Partlardır falan. Çok ilginç. Şimdi çok büyük bir imparatorluk bu. Ve bu imparatorluğun eyalet sistemi de doğu, batı, kuzey, güney diye gidiyor. Mesela doğuya Horasan diyorlar. Eyaletin adı oradan geliyor. Bu bir tesadüf değil. Çünkü Anatolia ne demek? Anatolia'da doğu demek. Yani bizde, bizim memleket İranlılara göre batı, öbürkülere tabii, göre doğu, Anatolia, onun için. Ve bu satraplar, bunları yöneten genel valiler.
Biz daha ahamemişlerdeyiz. Evet. Ve buradan kalma kelimeler var. Marzuban mesela, valinin adı. Merzifon nereden geldiği anlaşılıyor. Yani bir toprak sistemi ortada. Ve Anadolu'da Gordion kentinin yakınında kazıdan açığa çıkarılan yola bakarsanız İran İmparatorluğu'nun yol sisteminin Roma'dan evvelce en mükemmeli olduğunu görürsünüz. Adeta öbür onun üstüne gitmiş. Evet. Tabii çok önemli bir şey bu. Ve bu işte ondan sonra 2000 sene boyu Osmanlı'nın da dahil olduğu hem askeri hem ticari yolların esasıdır. Yani dizayn orada yapılmış dersin. Görülüyor bu. Yani bu hiçbir şekilde ne Bizans'ın ne Osmanlı'nın eyaletinin sınırları tesadüf değildir. En çok değiştiren bizimkidir. Çünkü değişen modern dünyaya göre oynatmaya başlıyor. Yani ticarete, deniz yollarının gelişmesine vesaire. Sınırlar değişiyor. Tabii yani 17. asırdan sonra dünya süratle değişiyor. Değiştikçe de bizimki de değişiyor ve idari yapı değişiyor. Ama işte Paflagonya diyor Romalı, sen ne diyorsun? Kastamonu diyorsun. Yani Galatya dediği yer Ankara eyaleti oluyor. Başkenti Ankara'dır zaten ve sınırlar hemen hemen aynı. Aydın vilayeti tamamıyla belli ne oldu değil mi? İzmir'e kaydıktan sonra başlar oynamalar falan. Çünkü artık deniz ticareti, deniz ulaşımı dünyayı değiştirmiştir. Zirai yapı, zirai ürünler değişmeye başlamaktadır. O 18-19. yüzyıldır. Ama oraya kadar bunu bilmemiz lazım. Sistemde büyük değişmeler beklenemez. Biz şimdi bu... Şimdi milattan sonraya geldik Sasanilerin. Gelmedik. Ahamenişlerle. Evet. Ahamenişlerle ki bunlar kimin şeyidir? Pers değil mi? Persler dediğimiz Persaya diye söylendiğimiz Ahamenişler hanedanı Fars. Kimlerdir bunlar? Kimlerin komşusudur? Kimlerin çağdaşıdır? Bildiğimiz klasik Yunan çağıdır. Yani Perikles'ten evvel Atina'ya saldıran, orayı yakıp yıkan, her yeri yakıp yıkmıyorlar. Uslu ve edepli oturursan çok iyi geçiniyorsun. Mesela Anadolu'nun İyonyalıları ve Karyalıları Pers idaresiyle, satraplarla çok iyi geçiniyorlar. Edepli oturmuş. Karşınızda işte sizin gittiğiniz Bodrum medeniyeti var değil mi? Mausolus'un çocukları. İyonya'nın kendi şeyi var, Yunanistan, alışveriş var. Çünkü bu medeniyet karışmaz başkasına. Bu da bir saçaklanmam. İşte bu gerçek anlamda bir imparatorluktur. Bu onun için Hint'te de böyledir. Hint'te de böyledir, Mısır'da da böyle oldu. Asurya bölgesinde de böyle oldu. Yahudileri Babil'e sürdü Kalde İmparatorluğu. Bunlar alıp geri getirdi. Yani birinci Babil Esareti devrini bitirdiler. Demek ki orada çok önemli bir gelişme söz konusudur. Dinlere karşı da bir toleransı veya bir ortaklaşalığı, bir uzlaşma ve anlaşma zemini vardır. Şimdi çok devamlılık olan bu ülkede Roma devri boyunca karşımızda bir Partlar vardır, Pars İmparatorluğu. Yani bunun adına İranlar Hıyan-ı Şam diyorlar değil mi? Bu çok ilginç bir biçimde bunun görüyorsunuz kalıntılarını. Mesela Tahran Arkeoloji Müzesi'ndeki bir prensin heykeli. Veya işte Bistun'da falan bir takım başka heykeller, kabartmalar var. Bu Greco-Pers sanatından bahsetmiyoruz. Valla bir Greco-Pers sanatından Ahamenişler'de bahsedilebilir tabii. Çünkü Şiraz'da İskender'in tahrip ettiği ve bizim için maalesef çok hayıflanacak bir olay olan bütün dünya için o muhteşem Şiraz. Persepolis denilen yer nedir biliyor musunuz? Başkent ev değil mi bunlar Persepolis? Başkentin bir bölümü. Yani şu bizim Topkapı Sarayı'ndaki arz odası var ya, onun büyüğünü düşün işte. Sefil Süfera orada kabul ediliyor. Şehenşah devlet adamlarının orada kabul ediliyor. Ve orada
adalet tecelli ediliyor. Yani biliyorsunuz Nevruz ki çok eski bir ananedir, İran ananesidir. Nevruz törenleri sırasında, bahar törenleri sırasında bir gün Şehinşah tahtında oturur ve bütün milletlerin temsilcileri ona hediyeler getirir. İşte Kapadokyalılar at getirir, öbürü koyun getirir, beriki madenler getirir böyle. Gelidonya ingutlarını taşıdığını görürsün. Nevruz hediyesi bunlar. Karyalıların artık altın mı bakır mı neyse böyle kıymetli şeyler. Ve bütün arada da adalet tecelli edilir. Çünkü Şehinşah son temiz mercidir. Ona şikayete gelinir. Hem dertlerini anlatıyorlar hem... Temiz mevki yani son... olarak akaman işlerden sonra Ctesifon'da yani orası nerede? Irak'ta, Medain'de. Oradaki böyle bir eyvan vardı. Eyvanı şah dedikleri kocaman bir revak. Onun altında otururdu Şehinşah. Gene aynı şekilde törenler yapılırdı. Yani bunlar bir imparatorluğun resimleşmiş, heykelleşmiş şeklidir. Bir tiyatral durum söz konusudur. Bir podyum söz konusudur. Devlet ve toplum hayatının aksettiği. Ve orada şiirler ortaya atılır. O şiirler, devlet seremonisi değil mi? Devlet resmen, seremonisi ama yani. Aksettiriyor. Mesela şimdi Sasanilerin büyük hükümdarı, şimdi geçelim artık, 3. asırda Sasaniler kuruldu. Çünkü Perslerin büyük savaşçıları var. Pars savaşçı demek. Büyük hükümdarları var. Mitridat 3 tanesi onlardan çıkar biliyorsunuz. Roma'ya kök söktüren adamlar. Ve nihayet 3. asırda yani 210'da falan Sasani devleti kuruldu. Ardeşir-i Babek. Ardeşir ilk hükümdar. Evet. Şimdi Ardeşir'in imajını düşünmüş ve arkasından işte klasik çağda yani Justinian, Roma İmparatoru Justinian'ın çağdaşı olan Husrev'i düşünün. Birinci Husrev. Hazrav Nuşirevan. Nuşirevan'ı adil. Ya dadgar diyorlar. Adil Araplar devrinde konan ad. Dadgar. Adalet dağıtan. Adalet dağıtan. Adalet dağıtan. Mesela işte şiir yazıyor Firdevsi 10. asırda. 10. asrın sonunda. Yazdığı şeylerin, temaların eskilerden toplandığı o kadar belli ki o dili diriltiyor adam onunla. İşte efendim Feridun diye bir efsanevi hükümdar var Şehname'de. O Feridun düpedüz Nuşirevan falan gibi bir tip böyle. Ve işte yaşıyor ama o mentaj. Evet. Yani devlet ananesi, adalet mefhumu İran medeniyetinde 1000 sene yaşar. Dinler değişir, dil değişmez. Kafa değişmez. Bu çok önemli bir şeydir. Yani mesela eski Yunan'ın demokrasisinden ne kaldı? Asırlar boyu insanların üstünde. Çok şaşılacak şey. Mısırlıların, Firavunların döneminden ne kaldı Mısır'da? Hiç para kalkıp da totalitarianizm kaldı falan diye çiğ laflar etmesin kimse. Yani insanın kanı beynine çıkıyor. Hiç alakası yok. Popüler romanlar okunsa hiç değilse böyle şey edilmez. Ama mesela İran'da o edebiyatın zevki, o devlet zevki kalkmış. Efendim bu muymuş peki bu rejim? Hiç onu da karıştırmayın. Yani toplumların başına her şey gelebilir. Şimdi böyle insanlar var mesela. Batı'da çok çıkar böyle bir lady. Aa onları mı methediyorsunuz? Khomeini var diye. Allah aşkına yani şimdi adamı söylendirme. Khomeini dediğinde ancak senin 8. amca gibidir. Yani fazla bir şey değil. Bu bir şeydir, yapılanma başka bir şeydir, aradaki sapmalar ayrıdır. Şimdi o Feridun denen hükümdar örnek yani. Feridun'u ferruh, fereştene bu, sımışki amber, sereştene bu. Adaletle bu adam, yaft anniguyi, kendisini bu iyi adam, bu işe adam işiydi. Tu dadı deheş kont Feridun tuyi, sen de adil ol.
sen de Feridun olursun diyor. Feridun yoksa nurdan da yaratılmamıştı, melek de değildi. Sadece adalete atamıştı kendini. Sen adil ol, sen de Feridun olursun diyor. Hükümler nasihat veriyor. Zihniyet, tabii zihniyet. Veya aynı şeyi mesela Sirazlı Sadi anlatıyor Gulistan'ında, değil mi? İşte Husrev Nuşirevan ava gitmiş. Et kebap yapıyorlar, tuz yokmuş. Kullar gitmiş, Kulaman takımı, içi olanları köyden bu tuz getirmişler. Tuzu gitmeye getirirken demiş ki bedenini doğru dürüst ödeyip getirin demiş. Tam adil ya. Ha. Yani demişler Efendimiz bu kadarcık tuzdan ne olur? Demiş orada bir şiir yazıyor mesela, değil mi? Ne diyor? Eğer ezbav raiyet melik hotsibi beraverent golaman o draht ezbi. Eğer diyor raiyetin köylünün bağında melik böyle bir elma koparıp yese, gulamlar arkadan gelir bütün ağacı devirirler. Yani şeyin yağmacılığın, şeyin kapkaççılığın nasıl iğneden ipliğe kadar büyüdüğünü veren bir zihniyet. Bak gelmiş 13. asra kadar neredeyse Şirazlı Sadi'de artık o eski ananı nasıl devam ediyor. Bu tabii yapı nasıl geçecek bize? Şimdi bakın devlet hayatına bir devlet el atalım. Devlet yapısından bahsediyoruz. Evet. Ama bir ara daha vermemiz lazım. Devlet yapısı zaman için devlet yapmış. Parayla olur, reklam da parayla oluyor. Tekrar birlikte olacağız. Birlikteyiz yine. Hocam şimdi son bölüme giriyoruz. Bu orta çağa geldik, değil mi? Erken daha orta çağa geldik. Orta çağ değil de sen ona geç antikite de yani. Geç antikite. Evet, o. Geç ilk çağ, orta bizim çağın başı değil. Bizim için bunların biliyorsun bu çok şey ifade ilişkilerin... etmediğini bilmen lazım bu ayrımlamaları. Neden? Neden etmiyor? Çünkü bunları Batı filolojisi, arkeolojisi ve historiografisi, tarih yazıcılığı 19. asırda yaptı. Tamam. Geç antikite dediği zaman da adamın kastettiği Hristiyanlığın ortaya çıkışıdır. Biz ne diyoruz bunlara? Nasıl? Vallahi bizimkiler de aynı şey diyor. Yapacağız? Hiçbir şey demesek daha iyi olacak. Öyle çünkü mi? Mesela şimdi 6. asırda yani milat itibariyle ve 7. asırda zuhuru İslamiyet söz konusu. İnancımıza göre var İslamiyet ezelden ebedi ama zahir oldu bize. Şimdi biz bunu devrim diye görüyor isek, benim o zaman öbürünü nasıl göreceğim tabii, şüphe götürür, kavga tabii, edilir. Yani çünkü bakışı adamın öyle. Aynen. Şimdi ben koskoca Roma İmparatorluğu'nun müesseseleri velev değişiyor ve sıkıntıya giriyor olsa da ne diyor onu böyle küt diye silip yeni bir devir koyayım. Öyle bir şey yok ki, hayat devam tabii, ediyor. Tabii geçiş. Ve onun bir komşusu varmış, Partlar işte, Mitridat kavga ediyor Sezar'la, değil mi? Sezar 53'te falan aşağı yukarı Britanyalıları yendi, işte Golleri yendi bilmem şimdi ne falan. Şimdi biz Sasanilerin Doğu Roma'yla... Geldi şeye, bu tarafa geldi. Veni Vidi Vici dedi, Mitridat'ı tepeledi, döndü falan. Anadolu'yu Latinleştiriyor falan. Ve arada Partlar devam ediyor yani İran medeniyeti. Sonra ondan sonraki Sezarlar, imparatorlar zamanında ne oluyor bu sefer? İşte imparator Crassus'u mahvediyor Partlar. Yani harap ediyorlar bütün askerleriyle falan. Ve bir sürü herifi alıp götürüp esir ediyorlar ordudan. Şimdi ne oluyor onlar? Üstünden mesela bu şey, bizim Sasan imparatorları. Valerius'u mahvediyor mesela. Bir sütuna gittiğin zaman görüyorsun böyle Ardeşir'in methettiğini kendini. Öyle yok ettim 700 bin askeri falan, palavra tabii. 700 bin asker nereden bulacaksın? Ama yani Valerius'u mahvetti adam. Şimdi bu kadar esir adam bunlar alıp kıtır kutur da kesmezler. Kesmediklerinin bir delili var. Nedir o?
Şimdi Cundu Şapur diye bir şehir var. Sasani İmparatorluğu'nun merkezi, emperyal merkezi. Cundu Şapur'da müthiş bir tıp okulu var. Yani eski Yunan tıp eserlerinin çevrildiği, yöntemlerinin kullandığı, artı İskenderiye tıbbının kullanıldığı. Niye İskenderiye tıbbı diye ayırıyorsun? Aslında bizim Bergama falan da tıpta çok ileri. Bergama falan, evet ama niye? Evet, çünkü Bergama'da da Roma tıbbı var tabii, psikoterapi var. Niye ama İskenderiye tıbbı diye ayırıyorsun? Buralardan gitmemiş mi? Hayır, buradan giden adam mesela Kalkedonlu, Kadıköylü, konuştuk bunu, Heraklius. Gidiyor İskenderiye'ye, kadavrayı görüyor, mumya yapılıyor, evet. Ya ve gerçek anlamda kadavra, anatomi ilmi Mısır'da. O Mısır'da Yunanlılarla birlikte geliştiriliyor. Nerede yani, dedim ya, Bologna ile Padua'ya, yani nereden öncülük veriyorsun, evet. İnsaf yani, bin seneyi yeme. Tıp çok ileri. Şimdi burayı da alıyor adam. Öbür tarafta kimsenin pek değinmek istemediği, sadece dini bir şeydir falan gibi görüp böyle küçümsemeye kalkıştığı bir Yahudi tıbbı var. Yani bunlar İslamiyet'i de geçmiştir buradaki unsurlar, biliyorsun. 24 saatine karışır. Yani nasıl yiyeceksin, nasıl içeceksin, neler yiyeceksin. Hafta sonu ne yapacaksın? Nasıl karı koca yatıp kalkacak, buraya kadar burnunu sokuyor. Yani inanılmayacak kuralları var o Yahudi hahamların. Diyet kuralları falan. Bunları alıyorlar. Artı Hint'ten alıyorlar o Cundu Şapur'da. Dört taraftan gelen bilgiyi alıyorlar ve o ondan sonra İslam tıbbı orada gelişiyor. Daha yani Hazreti Peygamber'in zamanı, hatta biraz öncesinde falan Arapların gidip iyi kötü tıp öğrenmeye başladığı bir merkez o. Tabii bundan dolayı da Orta Çağ'da ondan sonra karşına bir tıp çıkıyor. Şimdi böyle bir dünya bu. Bu normal gelişiyor. Sen bu neresi ilk çağ, orta çağ falan diye ayıracaksın. Evet. Bunlar bu şimdi dönemi tarih incelemek için. Şimdi bunların Doğu Roma ile ilişkilerine şey. Gelelim tekrar, madem son bölümdeyiz. Şimdi Doğu Roma ile tabii bu Sasanilerin en mühim şeyi, bir kere Husrev-i Nuşirevan Bizans'ı mahvediyor. Mahvediyor devamlı. Size sadece bir olayın üzerinde durarak anlatayım. İpek yollarını kestiler. Bunlara göre hava hoş. Çin'e kadar ipek yolları var. Aşağıdan, güneyden, Hemedan bölgesinden Java Adası'na, bugünkü Endonezya'ya kadar var. Adamlar bütün Hint Okyanusu'nu, Çin ticaretini falan kontrol ediyorlar. İpek ellerinde. Ve ipek Bizans'a ulaşmayınca çıldırıyorlar. Çıldırıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Allah'tan gidip Türklerden yardım istiyorlar. Şunları arada tepeleyin, ısırın da biz de rahat edelim diye. Kim onlar? Selçuklular herhalde. Aa, 6. asırda biz Selçuklusu ya. Bu Minhan tabii, Köktürklü çadırında oturuyor. Göktürkler tabii, Göktürkler. Tabii Köktürkler. Onlardan sonra Türkeşler vardır biliyorsunuz. Türkeşler aşağı yukarı 8. asırda kiminle kavga ettiler? Araplarla. Hiç öyle Arapların sopayla Müslüman yaptığı falan yok Türkleri. Hiç kimse olmadı. Ya nasıl oldular? Kani olarak. Kani olarak ve çok daha geç bir devir. Ve biliyorsunuz en son Türk kabileleri 18. asra kadar Müslümanlık işini uzatmışlardır. Onun için herhalde böyle bu şey yoluyla, yani bir nevi bir misyonerlik ve şeyle gittiği için ve Türklerin Müslümanlığı öğreniş biçimleri de ileride tamamıyla İranlarınkinden olacaktır. Yani bizim hoca onlar. Şimdi bu şeyde Göktürk'ten yardım istedi. Giden kim? Klikyalı Zamarkos. Güzel bir seyahatname yazdı bize anlatan. Dönüşte de Manyak diye Soklu, yani Tacik bir katip, o da bizimkilerin şeyi, Kancılaryası, geri geliyor falan. O yol teminat altına alınıyor Bizans için. Daha da ilginci tabii, arkadan gelen Heraklius sülalesi zamanında İran, Filistin, Suriye, Antakya'ya kadar istila ediyor. Bu arada hatta Kudüs'ten Saint Irene'nin, Konstantin'in anasının bulduğu haçı bile yağmalayıp götürüyorlar.
Herakli sonradan tekrar İranlıları yendiğinde bu haçı alıp İstanbul'a getirecek. Yani büyük bir misyon. Ve bütün bunlar İslamiyet'in arifesinde, İslam fütuhatının arifesinde olan şeyler. Alt üst olmuş bir Orta Doğu dünyası. İranlılarla Romalılar birbirlerini gırtlaklıyorlar, alt üst ediyorlar ortalığı. Adeta bekleniyor ki 632'den sonra Halife Ömer'in orduları, çünkü evet, Hazreti Ebubekir 2 yıl kadar Sağ kaldı ve dış şey yok, gelip ortalığı alt üst etsin. Kim o alt üst edenler? Halifelik dönemi. Halifenin 2 tane mahir komutanı var. Biri Amr İbnül As, Filistin ve Mısır Fatihidir. Öbürü de Halid bin Velid, bugünkü Irak'ın, yani Sasanilerin asıl merkezinin Fatihidir. Daha evvel de Arabistan Yarımadası'nı adam akıllı bir araya getirmişti, sahte peygamberleri falan yenip. Bu bir devir alacaktır, bir açılış olacaktır. Şimdi biz tabii böyle bir âli medeniyetin yaşayışını, müesseselerini çok iyi bilmek zorundayız. Çünkü 632'den sonra, yani 622'de hicret ve ilk İslam devleti kurulmuş oluyor. Yathrib'de, bugün ona Medine diyoruz. Medine ne demek? Şehir demek. Aramca ve İbranca'dan gelen bir kelime Arapçanın içinde. Yani ortak vahyin, hem Semik, Sami kültürün dillerin hem de ortak vahyin ortak kelimesi. Medine'de kurulan ilk İslam devletinin, düşününüz ki 14. yılında muazzam bir coğrafyaya çok aniden 8 yıl içinde yayılmak söz konusudur. Çünkü Halife Ömer dahi bir adamdır, hiçbir şey olmasa görülmemiş bir devlet kurucusudur. Mısır gibi, Mısır bu, anladın mı? Bugünkü Irak gibi, Mezopotamya gibi, Suriye, Filistin gibi yerleri onun zamanında alıyorsun. Düşün orada yaşayan nüfusu, düşün orada yaşayan dilleri, düşün oradaki arazi, toprak vesaire meselelerini ve bütün bunlar büyük ölçüde Bizans'ın mirası var burada. Fakat aynı zamanda da ne var? Şeyin payı var tabii, en büyüğü Sasanilerin. Yani hocam, demin bahsettiğim tıptan tut da arazi idaresine, mali idareye ve neye, azınlıklara kadar. Çünkü başka dinler de yaşıyor. Onlardan galiba şimdi gene mi veli nimet geliyor? Şimdi programı kapamadan önce bu devlet yapısını, sosyal ve devlet yapısını Sasanilerin gelecek haftaya bırakalım. Evet. Vakit kalmıyor. Evet. Yalnız benim sizden soruma cevap vermenizi rica ediyorum. Çünkü Hindistan'a gidiyorsunuz, dediniz ki Aryan ırk. Evet. Hindistan'a gidiyorsunuz, Aryanlar kuzeyden indi, Aryanlar. Aryanlar kuzeyden indi. Ondan sonra işte Avrupa'ya gidiyorsunuz, Hitler Almanları Aryan ırk yapmak için tabii çabalıyor. Tabii o bilhassa, o bilhassa en zavallı kesimine Aryanlığı yapıştı. Ondan sonra evet. Şey gibi bizim İtfaiye meydanında oteller vardı, hani sen bilmezsin onu. Ankara'nın itfaiye meydanı ve İstanbul'un sirkecisinde. Töküntü oteller var, her biri palas. Palas, işte bu Kuzey Avrupa'nın Aryanlığı da o. Şimdi kardeşim Aryan. Ay, İran'da Aryan, nedir bu İran Aryan? Aryan. Hindistan'da Aryan ve Afganistan'da Aryan. Hitler niye kendini Aryan'dan o da sayıyor? Onlardan ilgisi olduğu için dil bakımından üstün falan. Evet, maalesef evin böyle en kırıntı çocuğu kendisine en fazla asaletli olan evlat yerine koyar. O onunla ilgili bir şey. Aslında Aryan kültürü, Aryan ırkı, Aryan medeniyeti, güneş kültürü tabiatıyla Hindistan, İran ve şeyde hakimdir. Böyle Afganistan falan gibi yerlerde, yani buraya doğru kaymıştır. Çünkü buralarda din olarak, tanrıların atları olarak, yerleşme olarak, savaşçı kültürü olarak bu yaşamıştır. Öbür taraftaki onun periferisidir. Evet. Periferisidir. Evet.
O palas dediğimiz oteller de oteldir. Yani ona da girdiğin zaman işte bir benzerliğini evet, görüyordun. Ama belli ki otel Ritz değildi. Evet. Otel Ritz'in suyunun suyuydu o Ritz'in. Bunun gibi bir şeydir bu da. Evet. Hocam kapatıyorum. Arilik, Samiler vardır bunun dışında biliyorsunuz. Mezopotamya, İbrani, işte Hristiyanlığın, Müslümanlığın, Yahudiliğin neşet ettiği yer. Mısır vardır tabii. Hami kültür Etiyopya içerir. Bir de tabii ortada dolanıp duran oradan oraya Fino-Ugrik Türk kültürler vardır. Yani ayrı bir ırk ve kültür şeysidir. Onlar ayrı. Bu kadar çok ırk şeyine girmek gereksizdir. Fakat lüzumsuz hiç değildir ve anlamıyorsun. Anlamamız tarihi. Gerekir. Anlamıyorsun evet. Tarihi. Sevgili izleyiciler, gelecek hafta Sasanilere devam edeceğiz. Devlet yapısı, sosyal yapısı onlara bakacağız. Biliyorsunuz bizim bir e-posta adresimiz var. zamankaybolmaz@bloomberg.com. Bize yazın lütfen. İlber Hocam sorularınıza cevap verecek. İyi akşamlar diliyoruz. Gelecek hafta pazartesi gecesi 22'ye kadar görüşmek üzere tekrar.